Doğru Yunus'um doğru. Hazreti Mevlana'nın bendesi Mevlevi dedesi Hasan Çıkar dede bir sohbetinde şu hikayeyi dile getirmiştir. Yunus Emre Tapduk Emre'nin dergahında 30 sene kadar hizmet ediyor. Bir şeyler görmeyi bekliyor ama göremeyince dervişler dergahından uzaklaşayım, biraz iş yapmaya çalışayım diye düşünerek dergahtan uzaklaşıyor. Dağa çıkıyor, şehire inip satmak için odun toplamaya başlıyor. Bir gün tekkenin kapısının önünden geçerken içi rahat etmiyor, duvardan tekkenin bahçesine bir iki odun atmak istiyor. Bahçeye atmaya kalktığı odunların arasında eğriler de varmış. İçeriden Tapduk Emre sesleniyor. Doğru Yunus'um, doğru. Buraya odunun eğrisi dahi girmez. Neyse, odunculuğu bırakıyor, başka bir iş bulmaya giderken yolda iki zatla karşılaşıyor. Hal hatır soruşuyorlar, arkadaş olup yola koyuluyorlar. Yolda karınları acıkıyor. İçlerinden birinin erzağı varmış. Oturup lokma edelim diyorlar. Erzağı açıyorlar, beraber yiyorlar. Erzağını paylaşan zat şükür için duada bulunuyor. İkindi vakti de diğer arkadaşın erzağını bölüşüyorlar. O da şükür duasında bulunuyor. Akşam olunca sıra Yunus Emre'ye geliyor. Soruyorlar Yunus'a. Kardeş, sende bize ikram edecek bir şey yok mu? Yunus'ta hiç erzak yok. Dua da bilmiyor. Zora düşüyor Yunus. Bir kenara çekiliyor, kaldırıyor ellerini. Ya Rab diyor, bu zatlar kimin yüzü suyu hürmetine duada bulunuyorlarsa, ben de o zatın yüzü suyu hürmetine münacatta bulunuyorum. Allah'ım beni utandırma, bir yerden rızık ihsan et. O sırada bir atlı geçiyor. Yunus'un arkadaşlarını görüp duruyor. Selam veriyor. Rızkınız var mı diye soruyor. Yok. Kaç kişisiniz? Üç. Atlı üç kişilik rızık bırakıp gidiyor. Yunus münacattan geliyor, bakıyor ki arkadaşları sofra açmışlar. Nereden geldi bu rızık diye soruyor. Bir atlı geldi, bunları bırakıp gitti. Yahu sen nasıl bir duada bulundun? Kimin yüzü suyu hürmetine dua ettin? Ben dua bilmem diyor Yunus. Kardeşlerim kimin yüzü suyu hürmetine dua yapıyorlarsa o zatın yüzü suyu hürmetine beni utandırma dedim. Sen biliyor musun biz kimin yüzü suyu hürmetine dua yapıyoruz? Yok. Bir Yunus vardı. Biz onu görmedik ama çok duyduk. Tapduk Emre'nin 30 sene hizmetinde bulunmuş. Sonra oradan uzaklaşmış. Nerelere gitti bilmiyoruz. O Allah'ın sevgili bir kuluydu. Biz duayı onun yüzü suyu hürmetine yapıyoruz. Bakın halk Yunus'u bilmiş, Yunus'un hiçbir şeyden haberi yok. Bunu duyar duymaz izin istiyor, kimliğini de ortaya çıkarmıyor. Hemen oradan ayrılıp şeyhinin bulunduğu yere dönüyor. Yunus dergaha geldiğinde şeyh anne iki bakraç su almış bahçeden eve girecek. Yunus hemen koşuyor, şeyh annenin elinden bakraçları alıyor. Şeyh anne Yunus'u görünce şaşırıyor. Aa, Yunus hayrola? Düşündüm, taşındım, buradan başka bir yer bana haram, geri döndüm. Efendi Hazretleri nasıl? Sen buradan ayrıldıktan sonra senin hasretinden gözleri görmez oldu. Görüşebilir miyim? Şeyh anne biraz düşündükten sonra, sen halvet odasının eşiğinde yat diyor. O birazdan abdest almaya kalkar. Gözleri görmediği için senin sırtına basar. O zaman bu kimdir diye sorar. Ben Yunus'tur dediğimde, eğer bizim Yunus mu diye sorarsa, demek ki seni gönlünden çıkarmamış. Hemen kalk sarıl elini öp. Ama eğer derse ki hangi Yunus, demek ki gönlünden düşmüşsün. Yapacak bir şey yok. Yunus eğiyor başını, eyvallah diyor. Yatıyor şeyhinin kapısının eşiğine. Bir vakitten sonra Tapduk Emre dışarı çıkıyor. Yunus'un sırtına basıyor. Hanım kimdir bu? Yunus. Bizim Yunus mu? Evet. Yunus bunu duyar duymaz hemen kalkıyor, gözyaşları içinde şeyhinin eline sarılıyor, öpüyor, kucaklaşıyorlar. İşte Yunus Emre asıl kimliğine vakıf olduktan sonra perdeler kalkıyor,
Gönlünden o güzel seslenişler dile geliyor. Şiir. Koben şeyhin eşiğinde yanayım. Dönmezem şeyhimden ya ne döneyim. Kıyamet gününde mahrum kalmayım. Dönmezem şeyhimden ya ne döneyim. Münkirler ki yolumu da basarsa, işte gerdan, işte urgan asarsa, eğerleyim başımı da keserse, dönmezem şeyhimden ya ne döneyim. Benim şeyhim gayet ulu kişidir. Üçler, kırklar, yedilerin eşidir. 12 imamın sır yoldaşıdır. Dönmezem şeyhimden ya ne döneyim. Derviş Yunus bu cihana gelecek. Arayıp derdine derman bulacak. Koyun şeyhe hizmet eden ölecek. Dönmezem şeyhimden ya ne döneyim. Yunus Emre. Beyt. Eğri ağaç doğrulur, hakkı gösterir. Kökü yerdedir, dalları budakları gökte. Mevlana Celaleddin Rumi. Hasan dedemizin duası ve selamıyla. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehl-i Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigâr Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin, selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Hasan çıkar dedi.